Chicago'dan bir konumuz var. Profesör Gülşat Aygen, Chicago Illinois Üniversitesi. Kendisi dil bilimci. Gülşat. Efendim Nedir, merhaba. Gülşat diyebilirim, arkadaşız biz. Hani burada resmiyetçilik tabii oynamaya gerek yok, değil mi? Tabii. Gülşat'la biz Elif Boston'dan tanışıyoruz. O zaman Harvard'da doktorasını yapıyordu. Mükemmel. Kendisi çok kaç iyi bir... yılı? Kaç yılı ben unuttum. 2001 yılıydı. Tabii herhalde o sıralar. 2001. Evet, ben 2001. Aslında bitirmiştim doktorayı. Harvard'da çalışıyordum o sırada. Tanıştığımızda sanıyorum. Kendisi çok iyi bir dil bilimci. Ben hemen seni tanıtayım Gülşat. Çeşitli diller Peki. üzerine çalışıyor. Türk, Kafkas dilleriyle ilgili, Aa, hatta Kürtçe ile ilgili bile çalışıyor. Şimdi Çerkezce ile ilgili çalışıyor. Chomsky kendisi siyasetçi olarak biliyoruz ama dil bilimci, dil bilim teorisindir. Chomsky ile de çalışmaları oldu. Gürşat, şimdi Chicago'dasın sen. Önce oranın gündeminden önce bir şey soracağım. Şimdi Elif'le biz sosyal medyayı çok konuştuk. Hazır Elif de burada. Sen dil bilimcisin. Sosyal medyanın kendine özgü bir dili olduğunu düşünüyor musun? Sosyal medya ve dil üzerine çok yakın zamanda, son 5 yıl içinde çok çalışma yapıldı. Soruna doğrudan cevap vermeden önce şunu belirteyim ki her iletişim grubu, her iletişim komünitesi kendi dilini yavaş yavaş kurar, kurmak zorundadır. Kampüslerdeki öğrenciler kurar, meslek grupları kendi jargonlarını kurar. Sosyal medyada kendi dilini kesinlikle kuruyor. Tabii kullandıkları ana dil temel, bunun üzerinde bir takım değişiklikler ve katkılarda bulunuyorlar. Bizim dilci püristler dediğimiz kesim ya da dili bir bilimsel nesne olarak çalışmayanlar için bu dilin kirlenmesi olarak addediliyor. Daha çok yakın zamanlarda İngilizce elden gidiyor diye yazılar yazıldı Amerika'da. Aynı şey Avrupa'da gözlemlendi. İlla dilimizi bozuyor sosyal medya diye. Tabii değil, sosyal medya çok enteresan bir şey yapıyor. Yazı dilinin alanına konuşma dilini sokuyor. Yazı dili bizim, özellikle bizim gibi okumuş insanlar için biraz kutsallaştırılmış bir kavramdır. Oysa yazı dili insan icadıdır. Gerçek anlamda dil biliminin nesnesi olan dil doğaldır. Her insanın eğitim görse de görmese de, okur yazar olmasa da çok yetkin olduğu, bir ana diline sahip olduğu gerçeğiyle biz konuya bakıyoruz. Bu nedenle konuşma dili yerine yazı dilinin resmi dilde, eğitim dilinde ve yazı dilinde kullanılması, alışkanlık olarak en azından konvansiyonel olarak yerleşmiş olması buraya konuşma dilinin girmesinden rahatsız ediyor bir takım insanları. Çok güzel bir hareket olarak görüyoruz biz dilciler olarak. Sözlü dili o kadar çok soktu ki yazı ortamına sosyal medya, artık jestler dediğimiz konuşma dilinin parçası olan hareketler bile Facebook'ta dilin parçası haline geldi. Tamam oldu işareti, beğendim, bunu destekliyorum anlamında kullanıyor örneğin. Yazı dilinde böyle bir şey kullanılması tabii çok abestir. Bu nedenle sorunun sonucunda, sonuç olarak cevabını vereyim. Dilciler için evet, ana dili kullanılıyor. Ana dili en özgün haliyle kullanılıyor. İmlaya hiç dikkat edilmiyor. Çünkü imla zaten bizim yarattığımız bir şey. Yazı diline özgü bir özellik. Dilin kendi doğasının parçası değil. Bu nedenle de bizim okullarda aslında az ve öz konuşun, az ve öz yazın diye çırpınarak resmi dilde öğretmeye çalıştığımız şeyi Twitter sağ olsun 140 harfle derdinizi anlatın diyerek çok güzel bir fikir jimnastiğine sokuyor. Tabii bunun dışında yeni sözcükler yaratarak da dile büyük katkılarda bulunuyor bu ortam. Gülşat Hanım, sizin sözünüzü keseceğim. Gülşat Hanım dedim, birden resmiyete döktüm. Karıştırıyorum ben de, yani ikimiz yan yana mıyız yoksa seyirci karşısında mıyız diye. Elif'e ben sormak istiyorum. Senin şimdiye kadar anlattığın şeylerle ilgili ne düşünüyorsun Gülşat'ı? Bir kere Gülşat Hanım'ı seviyorum. Yani hani akademik bir noktadan böyle bir yorum almak
Son derece bence önemli. Çok anlayış içeren, evet, değil yani mi? Yani öyle güzel bir şey söyledi ki yazı insan keşfidir. İşte gramer hele bizim baktığımız yerden deyince. Şimdi böyle bir kavga vardır. Mesela bende de var. Ben Kozmopolitan'ı çıkartırken benim en büyük saplantım da herkes işini bitirirdi. Ben hala edit etmeye devam ederdim. Niye o D'ler, D'ler ayrı yazılacak? Gramere çok özen gösterilecek. Ki hala da bunu savunuyorum, o ayrı. Ama şu mecrada yani internette, sosyal medya üzerinde hızlı hızlı yazışırken kendi kullandığımız dilin karşılığını burada buluyoruz. Yani bu akademik bir yazışma ortamı değil. Dolayısıyla bize ait, bizim vücudumuzun, sözümüzün karşılığı, hı hı, ve hızlı yazıştığınız için bazen bir de yazıda eğer betimlemeler kullanacak kadar yeriniz yoksa, buradaki gibi 140 karakterin içinde kalacaksanız, hı hı, yazıda bazı hareketleri anlatmadığınız vakit anlatmaya çalıştığınız mesele havada kalıyor. Onun için gülücük işareti şarttır, espri yaptığınızı anlatabilmek için. Yani hani şöyle bir şey vardır, espri yaptığını onu koymadan anlamıyor musun? Onu betimleyebilirsem 140'tan daha fazla bir alan içinde tabii koymama gerek yok ama burada var. Dolayısıyla öyle güzel anlattı ki hani ben bunu video olarak alıp Twitter'da yaymak istiyorum link olarak eğer öyle bir şansınız varsa. Değil mi? Akademiden böyle bir destek gelmesi çünkü, evet, genellikle küçümsüyorlar. Yani bu şeye bir hakaret değil, yazıya, edebiyata bir hakaret değil. Orada edebiyatını yaparken tabii ki ya da ne bileyim raporunu yazarken, tezini yazarken tabii ki gramere özen göstereceksin. Bu onun savunması değil zaten. Onu da öyle güzel anlat. Vallahi hayran kaldım size. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Çok teşekkür ederim Elif Hanım. Gülşat Hanım.